Hangi mi? Evet arkadaşlar, şimdi evden çıktık. Bugün dörtlü takılacağız. Kardeşim, enişte ve ben. Çocukları götürdü herhalde enişte. Gel. Yıldız az falan. Evet, ne yapıyor? Tamam. Aynen oraya. Evet arkadaşlar, Ankara'nın en meşhur olan lokantası Aspava'yı deneyimlemeye geldik hep birlikte. Daha önce ben bir kez gelmiştim, yaklaşık 3-4 yıl önce. Ankara'ya taşınmadan önce bir arkadaşımla birlikte gelmiştik. O zaman da çok memnun kalmıştım. Şimdi aradan 4-5 yıl sonrası deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için video çekiyorum sizler için arkadaşlar. Bakalım bu seferki deneyimim nasıl olacak? Yani Aspava'ya geldiğinde ne yiyebilirsin burada, onu merak ettim mesela. Aspava'ya geldiğinde bize ne tavsiye edersiniz mesela? Şimdi Aspava'nın bir meşhur şeyi var ya. Dönerim mi? Döner alalım. Tamam, dur bakalım. Dur, ben dürüm döner alayım. Dürüm alıyor. Ses ses. Tamam, ses ses. Sos soğan kaçır. Tamam. Şimdi buranın direkt Aspava'ya gelince SSK, döner miyiz? Evet, döner dürüm SSK diyorlar abi. Sos soğan kaşar. Döner dürüm. Döner, dürüm, sos, soğan, kaşar. Devlet kurumu bu bari ya. SSK. Ankara geldi mi? SSK. Dürüm SSK alayım. Ankara geldi SSK alayım. Tamam, SSK. EYT yok mu? EYT yok abi. Tamam. Aynen. Sen de 4 tane yaptırıyorsun. Evet. Soğan olsun değil mi? Soğan olsun. Bu ne var ya? Çorba mı ne bu ya? Şimdi ilk önce cacığımız geldi. SSK'nın açılımı ne dedin? Sos, soğan, kaşar. Sos, soğan, kaşar. Evet arkadaşlar, ilk etapta dürüm döner siparişi verdik. Garsonun yönlendirmesiyle döner dürüm siparişi verdik. Arkadaşlar daha sonra da ikramlıklarımız gelmeye başladı masamıza. Patates kızartması sosluydu. Ben çok beğendim patates kızartmasını. Cacığı ve salatası ve çiğ köftesi geldi arkadaşlar. Biz ikramlıklarla başladık siparişlerimiz gelene kadar. Soslu patatesini ben çok beğendim. Kardeşimle birlikte bitirdik ve ikinci porsiyon geldi arkasından. Adam tanıdı. YouTube'da ilgiye düşerdi. Adam, o adama tanıdı. Bunu da çarptı. Hmm. Bak patatesi güzel. Kaşarlı güzel. Beğendim soslu. Salata da bayağı değişik şeyler var. Diyor ya, bak çekim yapmaya geldik diyor. Patates getirdiler, salata getirdiler. Bitiyor diyor, tekrar diyor. Zorunda var benim. Biz ikramlarla doyduk deyip kalkacağız yani. Muaymış. Üstüne çayımız gelecek. Adam aklını veriyor yani. Evet arkadaşlar, biz 4 kişilik siparişimizi verdikten sonra ikramlıkları tatmaya başladık. 2 tabak patates, 2 tabak çiğ köfte ve ortaya bir salata geldi. 4 tane de kişi başı olarak cacık geldi arkadaşlar. Patateslerini çok beğendik. Kardeşimle biz birlikte bitirdik hatta. 2 tabağı da biz. Daha sonra ikramlıkların sınırsız olduğunu bildiğimiz için patatesleri bitirdikten sonra ikramlıkların devamı geldi arkadaşlar. Hatta özellikle orada ben esprisini yaptım garsona, devamı gelecek mi diye. Söyledikleri gibi geldi arkadaşlar, sınırsız olduğu için biz diğer 2 tabağı da bitirdik. Çok güzeldi çünkü patatesli sosluydu. Ve daha sonra dönerlerimiz geldi arkadaşlar. Vallahi güzel. Yes, yes. Hı.
Güzel değil mi? Vallahi. Şu an patates pişmanlığı içiyorum. Lezzet çok güzel ya. Vallahi. Şey de güzelmiş. Neydi? Lahmacun da güzelmiş. Lahmacun mu? Ama biliyor musunuz? Hiç içecek içer misin? İçin içecek yok mu diye sormadılar. Normalde derler halka içecek yok mu falan diye. İçeceğiz işte çay derler. Ben zaten anladım da. Valla şu an bir kez kapatırız. Arasında kaşar var. Kaşar var, sosu var, soğanı var. Bu ayı içinde de yemek yedi. Aynısını yedi değil mi? Şimdi bir tane izlediğim yer var. Niye? Yemen lazım Melek. Video çekiyorsun. Yarım çiçek kalmasın diye. Adana'yı çift lavaş yemiş kadınım ben. Aynen. Bir yer daha var. Buraya gidik. Biliyorsun karşısında. Evet ben yemeyeceğim. Hocam peki ne ya? Valla ağır geldi enişte. Yiyemez mi? Ağır da bulandı baba. Sen yapıyorsun. Valla sen. Mümkün değil mi yiyeceksin? Valla Allah. Lahmacun arasını Adana satmıyoruz. Lahmacun arasını mı? Bunu bir denemelisiniz var ya. Valla Allah. Bu artık Miran artık şey mi yani? Var mı yapan yer öyle? Ufak yapacağım. Vallahi gidiyor. Lahmacun Adana'ya koyuyorlar. Yürüm niyetine. Yürüm niyetine. Sen hiç tost alıp basıyor, içtir. Olur, doğru. Onun da lezzet olur yani. Yorumlarınızı alalım. Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten enişte getirdi bizi. O da tavsiye ediyor. Biz de tavsiye ediyoruz. Daha sofra göster daha bitmeden. Ben... Gittikçe geliyor. Ürün yiyebilirsiniz. Yemeği yiyelim Melek, izin verdim. Yiyormuş o. Vallahi helal olsun. Hemen Selçuk sen adamsın ya. Sen seniz bence sen be. Hocam böyle yerleri iyi biliyor. Ya izle YouTube'dan var ya. İzle artık şey yapma. Dedim ki ben de artık yeter dedim yani izleyip durma. Direkt benim. Evet arkadaşlar yemeğimizi bitirdikten sonra en son ikramlıkları geliyor. Tatlımız ve dondurmamız geldi. Tatlı olarak irmik tatlısı ve künefe geldi arkadaşlar. Ben künefesine bayıldım. Çok beğendim yani. Sıcak bir şekilde ikram ettiler arkadaşlar. Evet, son yorumlarımı da sizlerle ayrı bir şekilde paylaşacağım. Biz tatlılarımızı yiyip çaylarımızı yudumlayıp ayrılıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Ya hiç. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Yıldız, Gülçimen ve neydi bir tane daha vardı? Özçelik. Aspava. Biz baştakine Yıldız evet. Aspava'ya girdik. Vallahi yorumlarınızı alayım. Ben çok beğendim. Ayrıca de evde bir video çekeceğim onun için ama kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzeldi. Şu an yürüyüşe ihtiyacımız var. Yani yürüyüşe gidiyorlar ya. Burayı söyledim. Neydi? Açılımı neydi enişte? Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Nevşehir'e gidene kadar neyse. Yemek yemedik diyor. 3 saat yol sürdü. O gün akşam da yemek yemedik diyor. Erimez ki buraya. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Aspava'da verdiğiniz paraya değer mi? Değerlendirmek istiyorum. Kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. Aspava'ya gittik. Emek'te 3 tane Aspava yan yana arkadaşlar. Nurçimen Aspava, Yıldız Aspava ve ortasında bir Aspava daha vardı. Onun ismini hatırlamıyorum. Ben işte bahsetmişti videoda sizlere. Ben kendi adıma yorumlayayım. Bana göre verdiğiniz paraya değer arkadaşlar. Biz masaya gittiğimizde ilk garsonu benim garsona sorduğum şey şeydi. Aspava'ya ilk gelen kişi
burada ne yemeli, neyi sipariş vermeli diye biz menüden baktık ama ben bu soruyu yönelttim garsona. Kendisi direkt döner dedi. Lavaş arasında döner geliyor arkadaşlar. Biz siparişi verdikten sonra garsonun tavsiyesi üzerine sipariş verdik. Siparişi verdikten sonra ikramlıkları geldi. Gösterdim size videoda, videonun başında. Patates, soslu patates kızartması, ortaya karışık salatası ve çiğ köftesi geldi arkadaşlar. Hepsi de doyurucuydu. Ben daha önce de başka bir videoda da birçok videoda izlemiştim. İkramlıkların bittikten sonra devamı geliyormuş arkadaşlar. İstediğiniz kadar getiriyorlarmış yani. Sadece iki porsiyon, bir porsiyon olarak görmüyorlar. Devamını getiriyorlar siz istediğiniz zaman. Sınırsızmış yani. Ben de sınırsız olduğunu doğrulamak için merak ettiğim için kız kardeşimle ikimiz patatesleri bitirdik. Hem de güzeldi arkadaşlar. Bitirdik ve devamı geldi. Hatta orada ben garsona esprisini yaptım. Dedim acaba devamı gelecek mi diye. Ve devamı geldi. İki porsiyon daha çiğ köfte ve iki porsiyon daha patates kızartması getirdiler. Onlar da çok güzeldi. Ama biz sadece şöyle bir hata yaptık kendi adıma. Patates kızartmasını çok yedik kardeşimle ikimiz. O yüzden dönere fazla yer kalmamış oldu. Dönerde videoda gösterdiğim gibi içi soslu, yine kaşarlı geliyor. Yani sosu patateste de kullanmışlar. Dönerde de kullanmışlar. Lavaşa sarılmış şekilde geliyor. Tadı bana göre lezzetliydi. Mesela enişte çok soslu buldu. Hani ıslak soslu buldu. Bana göre çok güzeldi. Ben çok beğendim. Hani benim ağız tadıma uygun yani. Kesinlikle paraya değer arkadaşlar. Arkasından iki çeşit tatlımız, künefemiz ve helvamız, yanında dondurmamız geldi. Daha sonra çayımız geldi. Künefeyi çok beğendim. Sıcak bir şekilde ikram ettiler. 4 kişi. Yani o menüyü 4 kişilik olarak verdik. Biz 4 kişiydik. 2 kişi için de yeterli olur. Yani 2 kişi gittiğinizde de aynı ikramlıklar gelecek. Sizin için de yeterli olur bence. Bu şekilde arkadaşlar, Ankara'ya geldiğinizde mutlaka eğer değişik bir lezzet deneyimlemek isteyip tatmak isterseniz arkadaşlar mutlaka Aspava'ya uğrayın. Emek Aspava'yı da tavsiye ederim. Daha önce ben Ankara'da Kızılay'da bir Aspava'da yemiştim. Onu hatırlamıyorum çünkü yaklaşık bir 5 sene kadar falan oldu, tadını falan hatırlamıyorum. Ben sorduğumda, Aspavaların farkını sorduğumda, bir akrabalarmış zaten şubeleri açanlar. Sadece aralarında lezzet farkının olduğunu söyledi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bazı YouTube kanallarında da var karşılaştırması. Karşılaştırma yapan kişilerin de farkının olmadığını söyleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.